Evet arkadaşlar, şimdiki konumuzda 16. soruda mutlak değer denklemlerini, grafiklerini çizeceğiz daha doğrusu. Şöyle bir yazayım, şuraları bir düzelteyim. 16, mutlak değer grafikleri diyelim. Mutlak değer grafikleri. Arkadaşlar çok önemli bir konudur. Bu konuyu çözerken, soruları çözerken adım adım gideceğim ve nasıl grafik çizildiğini söyleyeceğim. Mutlak değerin bir kere sonucu devamlı pozitif olacağından x ekseninin altında mutlak değer grafikleri yoktur deniyor. Dolayısıyla normal grafiği çizip bunun alt tarafta kalanlarını üste taşıyacağız. Örneklerle hemen devam edeyim. Arkadaşlar y eşittir mutlak değer x grafiğini çizmeye kalkalım. Bu x'in grafiğini çizerken adımları şöyle hemen yazalım. Birinci sırada, ikinci sırada şeklinde yazayım. Arkadaşlar birinci sırada y eşittir x'i çizeceksiniz. Ondan sonra y eşittir mutlak x'i çizeceğim. Y eşittir x'in grafiğini çizmeye kalkalım. Bu birinci açıortaydan geçen farkındaysanız 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3, 4'e 4 denklem idi. Bunun üzerinde şunların hepsinin artı olduğunu düşünürseniz, şuraların hepsinin eksi olduğunu düşünürseniz, ikinci çizime geldiğiniz zaman mutlak değerin negatif olmaması gerektiğini söylemiştik. O zaman şu tarafa geleceğin devam etmiyoruz ve kırılıp bu tarafa doğru gitmeniz gerekiyor. Bu sizin mutlak değer x'inizin grafiğidir. Yani mutlak değerin grafikleri baktığınız zaman normalde V harfine benziyor diyebiliriz. Harfine benziyor. Yani kırık nokta oluşturuyor. Buna dikkat edelim. Devam edelim. Bir başka örnek hemen yazayım. Y eşittir mutlak değer x eksi 1'in grafiğini görelim. Arkadaşlar tekrar birinci adım olarak y eşittir x eksi 1'i çizebilirsiniz. İkinci adım olarak da tekrar y eşittir x eksi 1'in mutlak değerini çizebilirsiniz. Şimdi x'lere 0 verdiğiniz zaman y'lerin cevabının eksi 1 olduğunu, y'lere 0 verdiğiniz zaman da x'lerin cevabının 1 olduğunu bulduktan sonra 0,-1'den geçecek. Ondan sonra 1,0'dan geçecek. Ben grafiğimi normalde şu şekilde bulmuş oldum. Şuranın da 1 olduğunu, buranın da eksi 1 olduğunu daha önceden yukarıda bulmuş olduk. Devam edelim. Mutlak değeri çizerken bu grafiğe baktığım zaman aynı şekilde devam edeceğim. Ama kırık yapacağım. Şuradan geldim. Devam etmiyorsunuz. Tam buradan kırık yapıyorsunuz. Arkadaşlar yukarıya kırıyorsunuz onu. Bu birken aynen bir kalıyor. Şu devamında bulacağınız arkadaşlar eksi bir denilen şey şuraya artı bir olarak simetrik yukarıya taşınmış oluyor. Yani mutlak değer grafikleri pratik olarak V harfine benziyor dediğimiz için mesela bundan sonraki soruda hemen o hızla devam edelim. Sizlere derseler y eşittir mutlak değer x artı 4'ün grafiğini hemen çizebilirsiniz. Bunun kökünü bulduğunuz takdirde x artı 4'ü 0'a eşit dediğiniz takdirde x eşittir eksi 4'tür. Demek ki şurada eksi 4'ün olduğu yerde bu bir kırılma yaşayacak. O zaman v harfine benzeteceğimiz için bu şekilde yazmamız lazım. Ha, x eksenini kestiği, y eksenini kestiği yerler için de şunu yapabilirsiniz. X'lere 0, x'ler 0 için baktığınız zaman y eşittir 0 artı 4'ten 4 çıktığı için şuranın da y eksenini kestiği noktanın da 4 olduğunu bu şekilde bulmuş oldunuz. Daha birazcık daha devam ettireyim mutlak değer sorularını, grafiklerini. Çünkü gerçekten önemli şeyler. Y eşittir mutlak değer x artı 1'in grafiğini hemen çözmüş olalım. Arkadaşlar bakın önce y eşittir x'i çizebilirsiniz. Sonra y eşittir mutlak x'i çizebilirsiniz. Sonra da y eşittir mutlak x'e bir birim ekleyebilirsiniz. Y eşittir mutlak x
Y eşittir x'ten sonra çizilecek olan şeydi. Mutlak x hemen v harfiydi. Artık bunları ezberleyin. Mutlak x grafiğini bir birim yukarıya taşıdığınız zaman arkadaşlar bu grafiğiniz de bu şekilde sonuçlanmış oldu. Evet, devam ediyorum. Bir başka örnekle devam edelim. Y eşittir fx. O da mutlak değer x eksi 1 eksi 2'nin grafiğini çizelim. Arkadaşlar önce y eşittir x eksi 1'in grafiğini yazalım. Sonra y eşittir mutlağını bir çizelim. En sonunda mutlak değer grafiğinden 2 birim de aşağıya sarkalım. Şimdi hemen şunları bir hazırlayayım. Ondan sonra çizimlerimiz kolay olsun. Arkadaşlar kabaca çiziyorum. Şimdi x'e 0 verdiğiniz zaman şurada bir yazayım. X'e 0 verdiğiniz zaman y'lerinin eksi 1 olduğunu, yani şuradan geçeceğini, y'ye 0 verdiğiniz zaman da bu sefer de x'lerinin 1 olduğunu, değil mi? Yanlış yapmayalım ve şunu uzatalım. Şuradan geçeceğini biliyoruz. O zaman bizim grafiğimiz bu. Biraz önce çizmiştik. Bu grafiğin aynısını hemen V harfiyle çiziyorum. Çünkü ben biliyorum ki V harfi olacak ve yukarı kırılmak zorunda. Şimdi arkadaşlar mutlak değer x eksi 1 grafiğini bir birim olduğu yerden aşağıya indireceksiniz. Pardon, 2 birim. 2 birim hemen şuradan çiziyorum. Ben bu grafiğimi 2 birim aşağıya indirdiğim zaman bu şekilde devam edecek. Ama nereden geçtiğini bilemiyorum. Onu da bulmak için y'ye x'e sıfırlar vererekten devam edeceğiz. Arkadaşlar bunun tepe noktası gibi bir şey, tepe denmez de buna 1,2 noktası, köşe noktasıdır. Şimdi x eksenini kestiği yerleri bulacağım. Onları da hemen söyleyeyim. Y eşittir 0 için dersiniz. Y'ye 0 verdiğiniz zaman o zaman 0 eşittir. Tamam, oradan devam edelim. X eksi 1 eksi 2'den. Bunu bu tarafa attığınız zaman 2 eşittir x eksi 1'den. Ben hızlıca çözeyim bunu. X'lere kaç verirsem cevap 2 çıkar. Bir 3 verirsem cevap 2 çıkar. Bir de eksi 1 verirsem cevap 2 çıkar. O zaman ben şunu görmüş oldum. Yukarıdaki grafiğin şu kolu yanlış olmuş oldu. Birazcık yan taraftan geçmesi gerekiyor. Şurayı bir hemen hazırlayayım tekrar sizler için. Grafiği şöyle yapmıştık. Arkadaşlar şu şekilde gelmesi gerekiyor. Şuranın cevabı 1'di biliyorsunuz. Şuranın cevabı eksi 2 idi. Evet, şimdi burayı 3 buldum. Burayı da eksi 1 buldum soruda. Ha, y'yi kestiği yeri buldum da x'i kestiği y'leri nereden bulacağım? Onu da basit. Arkadaşlar x eşittir 0 için diyelim. Hemen grafikte y eşittir. X yerlerine 0 yazdığınız zaman yukarıda 0, eksi 1 ve eksi 2 geleceği için bunu da eksi 1 buldum. Bu da şu anlama geliyor. Grafiğimin burası eksi 1 olması gerekiyormuş. Evet, devam edelim. Bir başka soruya geçelim. Mesela başka şöyle sorular var. Mutlak değer x eksi x artı y eşittir 1'i veya mutlak değer x artı y küçüktür 1'i, bir de mutlak değer x artı y büyük eşit 1'i çözmeye çalışalım. Hemen onlarla ilgili de sizlere bir bilgi hemen vereyim. Sayın arkadaşlar, bunun iki tane cevabı çıkıyordu, hatırlayın. Mutlak değer 1 ise bir x artı y eşittir 1 geliyor. Bir de x artı y eşittir eksi 1 olursa cevabımız 1 olur diyebiliriz. Ben basitçe şöyle yazdırayım. Eksi x artı 1 gelirse bunu attım öbür tarafa. Bu da eksi x eksi 1 gelirse olur. Şimdi grafikte ortak grafikle çözeyim. Fazla uzatmayayım. Birincisi için arkadaşlar x'e 0 verdim mi y'si 1'den geçecek. Ondan sonra y'ye 0 verdiğim zaman x'i de 1'den geçecek. Birincisinin grafiğini ben çizdim. Birincisi şu renkli kalemle çizelim. Şöyle bir grafik oldu. Yani bu kim oldu? Y eşittir arkadaşlar. Eksi x artı 1'in grafiği. İkincisine devam edelim. X'e 0 verdiğim zaman y'si eksi 1 oldu. Ve y'ye 0 verdiğim zaman x'i de eksi 1 oldu.
Bu da ikincisinin grafiği olacak arkadaşlar. Burası eksi 1. Bu da neymiş? Y eşittir. Eksi x eksi 1 grafiği. Arkadaşlar bu sorunun iki tane doğru şeklinde çıktığını görebiliriz. Şimdi gelelim ikinci soruya. Bunu bilen birisi ikinci yöntemi de çok basitçe şöyle hazırlayabilir. Bunun çözüm kümesi eksi 1 ile artık arkadaşlar artı 1 arasında değer alacak. Biraz önce çizdiğiniz arkadaşlar şu koridorda, tamam, şu koridorda sizler aradaki bölgeleri alıyorsunuz demektir. Yalnız bu koridorda arkadaşlar koridorun eşitlik olmadığı için bakın eksi 1'de ve artı 1'de bu grafiğin şöyle kesik kesik gidiyor olması gerekir. Bunun da şöyle şekilde kesik kesik gidiyor olması gerekir. Geldik diğer soruya. Bunu da aynı mantıktan hemen çizelim. Arkadaşlar bu sefer de o kesik çizgiler yok, devamı var. Ama bunun dış tarafları sizin için taranıyor demektir, isteniyor demektir. Bunların çözümü de bu. Arkadaşlar yani birinci grafiği çözdüğünüzde bu grafiğin kesinlikle ikincisini ve üçüncüsünü bunlara benzeterek çözebiliyoruz. Buralarda hiçbir değişiklik yok. Birebir eksi 1'e eksi 1'dir. Bunları yazmadım ama tahmin edersiniz bunlar böyle. Evet, bir tane grafik sorusu çözmek isterim ama bunları soruları anlatırken çözeceğim. Ben devam ediyorum. Bir sonraki gruba geleyim. Kaçıncı madde? 17. maddeye geldim herhalde. Arkadaşlar mutlak değer grafiklerinde 17. maddede iki mutlak değerin toplamı var. Mutlak değer x eksi a ve mutlak değer x eksi b toplamının grafikleri, toplamının grafikleri diyelim, grafik çözümleri diyelim. Şöyle hemen söyleyebilirim. Arkadaşlar mutlak değerin grafikleri gerçekten sonuçta çok fazlasıyla piyasada dolaşan grafiklerdir. İki mutlak değer toplamının grafik çözümü demişiz. Bunun iki mutlak değer toplamının grafikleri kral tacına benzetilir. Arkadaşlar buraya yazalım. Kral tacı. Tamam mı? Kral tacına benzetilir. Çözümleri de bu şekilde yapacağız. Mesela bir tane hemen örnek vereyim. Mutlak değer x eksi 2 artı mutlak değer x eksi 7 ifadesi için birkaç tane soru yazayım. A şıkkı grafiğini çiziniz. Arkadaşlar B şıkkı minimum değerini bulunuz. C şıkkı minimum yapan kaç tam sayı var? Şimdi sevgili arkadaşlar bu soruda kral tacına benzeteceğimiz için önce köklerimi buluyorum. Şöyle yazacaksınız. X eksi 2'nin 0'a eşitlendiği yerde x'in 2 olduğunu. Sonra x eksi 7'nin 0'a eşitlendiği yerde x'in de 7 olduğunu göreceksiniz. Ondan sonra grafiği çizdiğimde zaten sorumuz belli olacak. Bir kere x eşittir arkadaşlar 2 için verdiğiniz zaman x'lere 2 verdiğiniz zaman şunu biraz daha aşağıda çizelim. X'e 2 verdiğiniz zaman sizin cevabınızın y eşittir 5 olduğunu. Ondan sonra x'e 7 verdiğiniz zaman da sizin cevabınızın tekrar 5 olduğunu, yani bir nevi 2,5 noktasından ve 7,5 noktasından geçtiğinizi tespit ettik. Şimdi grafiğinizi çiziyorum. Bu grafikte arkadaşlar x ekseni, y ekseni, 2,5 ve 7,5'leri şuralara hemen bir yatay gelelim.
2 şurası olsun. Ondan sonra 5 de burası olsun. Pardon, 7'ymiş orası. Şurası 7 olacak. Şunu hemen yazalım. Buranın da 5 olduğunu, yani grafiğinizin 2,5 ve 7,5'ten geçtiğini söylemeye çalışıyorum. Arkadaşlar, yukarıda sizlere söylemiştim. Kral tacına benzettiğim bir grafik çizmem gerekiyor. Kral tacına benzettiğim grafiği çizdim arkadaşlar. Sizlerin yukarıdaki fonksiyonunuz budur. Şimdi müsaade ederseniz şıklara cevap vereyim. A şıkkının cevabını, B şıkkının cevabını ve C şıkkının cevaplarını hemen buradan söyleyeyim sizlere. A şıkkında ne sordunuz? Grafiği çiziniz demiştin. Grafik zaten yan taraftaki grafikte. Tamam. Minimum değerini bulunuz. Bakın, bu fonksiyonun en dip tarafı şurasıdır ve gösterdiği şey 5'tir. Minimum değeriniz sizin 5'tir. Devam ediyorum. Minimum yapan kaç tam sayı vardır? Siz şöyle düşüneceksiniz. 2 verdiğin zaman da 5 çıktı. 3 verdiğin zaman da 5 çıktı. 4,5 oldu. 5,5 oldu. 6,5 oldu. Ve 7,5 oldu. Çok uzattım. Yani sizin x'lerinizin kümesi 2 iken, 3 iken, 4 iken, 5 iken, 6 iken ve 7 iken cevabınızın en küçük olan 5 çıkacağı belli. Bütün toplama sorularında bu şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi bunun bir sonraki sorusunu hemen sorayım size bir sonra. Eğer bu soru şöyle verilirse, fx eşittir, burası x eksi 1 ve burası x eksi 2 vereceğim de şu başlangıcını bir değiştireceğim. 2x eksi 1 verilirse ne olacak? Fonksiyonunun grafiğini çiziniz. Çiziniz. Tamam. Şimdi en küçük değerini bulunuz. Minimum değerini bulunuz. Sevgili arkadaşlar, bu kral tacının tekrar aynı şeye benzediğini söyleyeyim. Eğer iki, ya böyledir kral taçları, ya şöyle şekilde olmuş olacak, ya hatta işte burası biraz daha yukarıda şu şekilde olmuş olacak. Eğer bu olabilmesi için her ikisinin de bakın x eksi a ve x eksi b şeklinde olması gerekiyordu. Ne demeye çalışıyorum? Şunun katsayısıyla buranın katsayısı eğer aynı olursa şekliniz bu oluyor. Yoksa yandaki şekiller olacak. Onu hemen söyleyeyim. Evet, devam edelim şimdi sorumuzun çözümüne. Arkadaşlar, x eksi 1'i sıfıra eşitledim. X'in 1 olduğunu buldum. Ama x'e 1 verdiğim zaman da y değerlerini de hemen hesaplayayım. X'e 1 verdiğim zaman arkadaşlar birincisinin 0 olduğunu ve ikincisinin de 2 eksi 1'den cevabınızın 1 olduğunu, yani noktamızın koordinatlarının 1,1 olması gerektiğini tespit ettim. Sonra diğerine hemen bakalım. 2x eksi 1 eşittir 0'dan x yerine 1 bölü 2 yazmam gerektiğini, x'e 1 bölü 2 yazdığım takdirde ne olacağını bir görelim. Mutlak değer, burası 1 bölü 2 eksi 1 gelecek. Şuraya 1 bölü 2 yazınca mutlak değer 0 gelecek. O zaman bunun da cevabı 1 bölü 2 geldi. Yani Türkçesi 1 bölü 2 verdiğimde bu da 1 bölü 2 gelmiş oldu. Evet. Yani onun kökü 1 bölü 2 iken bu da 1 bölü 2 oldu. Şimdi grafiğinizi çiziyorum. Grafik arkadaşlar şu. Önce denklemlerde yerlerini yazacaksınız. 1'e 1. Şöyle geçelim. 1'e 1'i biraz yukarıdan getirelim. Şöyle olsun. Bu 1'dir. Burası da 1'dir. Ondan sonra 1 bölü 2'ye 1 bölü 2'yi onu da birazcık şu aşağıdan getirelim. Burası 1 bölü 2 olsun. Burası da 1 bölü 2 olsun. Grafiğim arkadaşlar bu noktalardan geçmek zorunda. O zaman ben grafiğim bu noktalardan geçecek ve kral tacına benzeyecek bir şeyler çiziyorum. Kral, bir kere bunları birleştirmek zorundasınız.
O zaman bizim kral tacımız arkadaşlar bu şekilde bir grafiktir diyebiliyoruz. Minimum değerini bulunuz derken minimum değeri arkadaşlar hemen yazıyorum. Minimum değeri, grafiğin en küçük değeri 1 bölü 2'dir. Bakın buradan minimum değerini baktığınız zaman 1 bölü 2'dir. Şimdi y eksenini kestiği yeri bulmak istiyorsanız onu da şöyle yazayım. X eşittir 0 için x'e 0 yazdığınız zaman yukarıda f0 eşittir arkadaşlar. Devam ediyorum. 0 verdiğiniz zaman 1'dir. Burada da 0 verdiğiniz zaman 1'dir. 2. Yani 0,2 noktasından geçeceğinden dolayı şuranın da cevabının 2 olduğunu bulabilirsiniz. Bu grafiklerde bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi bir başka grafiğe geçeceğim. 18